Türkiye'de birçok yazıya konu olmuş olan ama aynı zamanda da birçok YouTuber'ın da konu ettiği kitapların yasaklanmasından bahsediyoruz. Tabii bunu söylerken yasaklı kitaplarda baktığınız zaman listelere, yani bir Google'ı açıp da baktığınız zaman karşınıza hemen 1984 kitabı gelebilir. Bir dönem yasaklanmış olan Suç ve Ceza kitabı da karşınıza çıkabilir. Bu klasik bir listedir. 20 tane gibi kitaptan bahsediyoruz. Bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğim ben. Ben biraz da aslında bu konuyu YouTube'da konu edinmiş olan YouTuber'ları eleştirmek için bir yönüyle çekiyorum. Diğer yönüyle de yoğun bir bilgi vermek açısından çekiyorum. Ancak bunu bir videoda yapacağım için çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Ancak bu yasaklı kitaplardan bahsederken günümüzdeki yasaklı kitaplardan bahsedeceğim. Günümüzdeki yasaklı kitaplardan bahsetmemin temel sebebi şu. Diğer YouTuber'ların hiçbirisi günümüzde sanki kitaplar yasaklanmıyormuş gibi videolar çekmişler. Halbuki böyle olmadığını, hatta geçmişte de bu yasakların sadece yapılmadığını, günümüzde bu yasaklamaların hali hazırda devam ettiğini, hem de bizim ülkemizde de devam ettiğini gösteren bir video çekmek istedim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü günümüzde maalesef siyaset her tarafa elini atmış vaziyette. Ve bu siyasi gerekçeler öyle bir noktaya geldi ki bizim bugün bir kitapçıya gittiğimiz zaman 40 liranın aşağısında doğru düzgün bir kitap alamamamıza vesile oldu. Yani aman siyasete girmeyelim, aman şuradan kıvıralım, zaten kaç yıllık iktidar var, dolayısıyla ona söylersek oraya gider. O zaman biz de 1800'lerde ya da 1900'lerin başındaki yasaklanan kitaplardan bahsedelim ki hiç kimseye değmemiş olalım diye en sonunda özelleştirmelere de gözümüzü yumduk. Finalde de kitaplar neden bu kadar pahalı sorusuna cevap veremez olduk. O yüzden aslında insan var olduğu sürece siyasetin de var olacağına inanan birisi olarak, her şeyin de siyasetle açıklanamayacağını da bilen birisi olarak, ancak İnsan var olduğu sürece edebiyatın da var olacağını bilen bir insan olarak ve bundan emin olan birisi olarak size bu videoyu çekmek istedim. Somut örneklerle bunu açıklamaya çalışacağım. Yani aynı o mini belgeselde neler yapmaya çalıştıysam, bunda da bunları somut olarak daha kısa bir şekilde, çünkü tek bir videoyla açıklamaya çalışacağım. Bu uzun girişten sonra gelelim konumuza. Yasaklı kitaplar. Ancak günümüzde yasaklı kitaplar. Bundan önce aslında sadece yasaklı kitaplar denilince kitapların yasaklanması aklınıza gelmesin. Bunun yerine aslında belirli makalelerden size yola çıkarak çeşitli somut örnekler vereceğim. Ama bunun için başlıkları sıralayalım. İlk olarak yasaklı yayın evleri. Hapishanelerde yasaklanan kitaplar, sosyal medyada uygulanan sansür kampanyaları, Muzur Neşriyat denilen 18 yaş altındakilerin okumasının tavsiye edilmediği, desteklenmediği kitap türü, kitapların
imhası, yani aslında bir yönüyle de o Nazilerin yaptığı gibi kitapların yakılması yahut parçalanması, yok edilmesi. Suç delili olarak kitaplar, yayın evlerinin kendilerinin yaptığı sansürler, yazarların engellenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kitaplara uygulanan sansürler, kitaplardan dolayı ismi o kitapta geçiyor diye açılan davalar, Cumhurbaşkanı'na hakaret ediliyor diye açılan davalar, yayın evlerine saldırılar. Aslında görmüş olduğunuz gibi bu başlıkların hepsi, hiç fark etmeksizin hepsi yasaklı kitaplar kategorisine giriyor. Dolayısıyla da biz bunların hepsini anlatmamız gerekiyor. Bunun için de aslında bir rapordan bahsedeceğim. Aslında 95 yılından başlanılan, daha öncesi tam yapılamayan, daha sonra ise günümüze kadar olmasa bile 2020 yılına kadar, çünkü senelik olarak çıkıyor bu rapor, yapılan bir rapor üzerinden hepsini somut belgelerle örneklendireceğim. Türk Yayıncıları Birliği'nin hazırlamış olduğu rapordan yayınlanacağız. Bu videonun ana kaynağı o olacak. O yüzden açıklamalar kısmındaki linkte bunu vereceğim. Siz de detaylı bir şekilde bunu inceleyebilirsiniz. Ben sadece bu rapordaki az önceki söylediğim başlıklara baktım. Sizin de çok vaktinizi almamak açısından. Çok detaylı raporlar bunlar. Yıl yıl yayınlanıyor. Öncelikle Aram Yayınları'nın 2020 yılında tam olarak 52 kitabı yasaklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 kitabına yasak ve toplatma kararı uygulandı. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden Didem Sağlam ve Hilal Başak Demirbaş'ın hazırladığı ve bu yıl ilk kez yayınlanan yıllık rapor 2019'da hapishanelerin güncel durumu ve sorunlarını yoğunlaştıran hak ihlalleri kısıtlamaları başlığı altında yürürlüğe giren yeni yönetmelik ve genelgelerle birlikte 2019 yılında toplatma kararı bulunmayan birçok kitap hapishanelere sokulmadı ve içeride okutulması kati bir suretle yasaklandı. Kandıra Birnoğlu F tipi cezaevindeki siyasi tutuklular, HDP milletvekillerinin içeride olanlarının talep etmiş olduğu savunmaları için ve okumaları için gerekli olan kitapların hepsine yasak getirildi. Yine aynı raporun 2019'daki kısmında ise şu belirtiliyordu. Hapishanelerde en çok hak ihlali her zaman olduğu gibi süreli yayınlara ve kitaba erişimde yaşandı. 1325 mahkumun arasından 257'si gazeteye erişimin kısıtlandığını, 214'ü de kitaba erişiminin kısıtlandığını belirtti. Türkiye'de Kültür Hatırası kitabı yayıncısı tarafından toplatıldı. Yani yayın evinin kendisi toplattı. Selahattin Demirtaş'ın kitapları toplatıldı ki bu kitaplar aslında erkek egemen düzenin hem kadınlara hem de erkeklere olan zorluklarını öyküleştirerek anlattığı bir kitaptır. Okumuş olan birisi olarak söylüyorum. Feren Şensoy'un Elveda SSK kitabı hakkında sosyal medyada bir linç kampanyası başlatıldı. Ancak daha sonra bunun devamı getirilmedi. Dolayısıyla soruşturma da açılmadı. Buket Uzuner'in ilk basımı 34 yıl önce yapılan ve bugüne kadar farklı yayın evlerinden toplamı 19 kez baskısı yapılmış, yetişkinler için yazılan ve küçüklere yönelik olmayan eseri Ayın En Çıplak Günü kitabı 20 Mart 2020 tarihinde Küçükleri Muzur Neşriyat'tan Koruma Kurulu tarafından Muzur Neşriyat ilan edilerek
skandal bir karara imza atıldı. Bunun yanında Muzur Neşriyat şu kitapları içinde bu kararları aldı. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2. Bazı Günler. Evde ve Uzakta. Ben Bir Sihirbazım. Keloğlan Ak Ülke'de. Gül ve Düşün. Yolsuz Dere. Bebekler Nereden Gelir? Ayın Çıplak Günü. Bu Kadınlar Yedi Bitirdi. Burcu ve Berk cinselliği keşfediyor. Kitapları kurul tarafından 18 yaş altına okutulmaması kararı alındı. Ve bunun üzerinden de kitapların yeni alınan bir kararla kitapların bir kapalı poşetle kapatılıp kapağının gözükmemesi, üstüne de 18 yaştan büyük çocukların okumasının tavsiye edildiğine dair ibare konulmasına karar verildi. Siirt Belediye Başkanı'nın 2013 yılında yaptırmış olduğu bir kütüphane yıkıldı. Gerekçe olarak oradan tren yolunun geçmesi gösterildi. Ancak tren yolunun geçeceği yol güzergahının belediye meclisi tarafından hiçbir şekilde bilgilendirilmediği ve içerideki 7000 adet kitabın ne olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Erzincan'da ise iki kitap savcılık kararıyla adliyenin kazan dairesinde kamera kayıtları alınarak ve de tutanak tutularak yakıldığı daha sonradan öğrenildi. Bu raporların, yüzlerce sayfalık raporun özetinden bahsediyorum burada. Size okuduğum tamamen onun üzerinden. Yanlış bir bilgi vermemek açısından da rapor önümde duruyor. Bu raporu okuyarak ilerliyorum. Anayasa Mahkemesi'nin 27 Mayıs 2019 tarihli 2016'ya 12.936 numaralı Recep Bekik ve diğerleri başlıklı kararıyla hapishanelerde kitapların teslim edilmemesine somut kriter bulunmadan yapılan keyfi uygulamaların hak ihlali olduğuna karar verildi. 4 çocuk kitabı Muzur Neşriyat ilan edildi. 9 Temmuz 2018 tarihli KYK'da küçükleri Muzur Neşriyat'tan koruma kurulunun yapısı değiştirilerek daha önce Başbakanlığa bağlı çalışan kurul Aile Bakanlığı'na bağlanarak Aile Bakanı'nın belirlediği biri ise başkan olmak üzere bakanlığın 5 birim amirinden oluşan yeni kurul yeterli gerekçe göstermeden Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi Hep Kitap'ta yayınlanan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler Olağanüstü Yüz Hikaye ve Sünnetçi Kız adlı kitaplarda yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muazzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi. 27 Eylül 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kurul kararına göre Muzur kabul edilen 4 çocuk kitabı için görülmeyen zarf ve poşet içinde konularak üzerine eserin ismiyle küçüklere zararlıdır ifadesinden başka hiçbir yazı ve resim bulunmayacak şekilde 18 yaşından büyük olanlara satılabilecek. Osmanlı'da oğlancılık kitabı Muzur Neşriyat kapsamına çıktı. Rıza Zelyut'un Kaynak Yayınları'nda 2016 yılında çıkan Osmanlı'da Oğlancılık adlı araştırma kitabı Ocak 2018 tarihli Muzur Kurulu kararıyla Muzur Neşriyat kapsamına alınmıştı. Gelelim Milli Eğitim'e. Konya'da MHP milletvekili Esin Kara'nın 30 Mayıs 2019'da meclise verdiği 4 maddelik soru önergesinde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'ye ait yayınlanan okul kütüphanelerinden temizlenmesine yönelik bir çalışmanın MEP tarafından yapılıp yapılmadığı sorusu Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk'a cevaplandırılması için yöneltildi. Milli Eğitim Bakanı 29 Temmuz 2019'da FETÖ
PDY tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde FETÖ aidiyeti, ithaki ve irtibatı olan gazete ve dergiler ile yayın evi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır. Bakanlığımıza bağlı her derecede ve türdeki okul, kurum ve müdürlükleri bünyesinde kurulmuş olan okul kütüphaneleri ile Z kütüphanelerdeki kaynak içerisinde 301.878 adet kitap imha edilmiştir şeklinde yazılı cevabıyla kitapların imha edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş 2018'in Mart ayında intihal.net adlı yerli yazılım programının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle irtibat ve ithaki kesinleşmiş kişilerin yayınları ve terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı kelimeler ve subliminal bir mesaj verilip verilmediği yönünde uyarı sisteme girilmesi sayesinde bu isimlerin herhangi bir kitabı hazırlayanlar arasında Haziran 2017 döneminde 1522 kitabın incelendiğini, 32.900 düzeltme yapıldığını, 422'sinin FETÖ-PYD ile ilgili olduğunu ve buna bağlı olarak 189 kitabın ve 73 yayına hazırlanan sistemden çıkarıldığını da aktarmıştı. Durmuş 2018'in Aralık ayında gazetecilere yaptığı açıklamasında ise ders kitaplarına içerik taramalarının devam ettiğini ve 15 Temmuz sonrasında 25 yayınevinin çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı. Aveste yayınlarının 13 kitabına toplatma ve yasaklama kararı geldi. Aram yayınlarına bir baskın yapılıp 85 kitap toplatıldı. Ancak bu toplatılma öncesinde herhangi bir mahkeme kararı ibraz edilmedi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği 22 Eylül 2017 tarihinde Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin yayınladığı Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Mahrem Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları adlı kitabı için içeriğe erişiminin engellenmesi kararı verdi. Selahattin Önkibar'ın Bahçeli kitabına toplatma ve yasaklama kararı çıktı. Tarih 2017 idi. Belge yayınlarında 7 Mayıs 2017'de terörist yayın ihbarıyla yayın evi binasına yapılan polis baskınında 2000'in üzerinde kitaba el kondu. Yayın evinin kitaplarının iadesine ilişkin yaptığı başvurular olumsuz sonuçlandı. Bunlarla da yetinilmeyip İhsan Eli Açık isimli yazarın kitap fuarlarına katılmasına engel olundu. Hangi fuarlardı bunlar? Kayseri, Tekirdağ, Isparta, Manisa, İstanbul, Urfa ve Van illerindeki kitap fuarları ki Tekirdağ'ın içerisinde Çorlu'da yer alıyor. Siyah Beyaz Yayınları Siyanar Expo Fuarcılığın düzenlediği kitap fuarının katılımlarının firma tarafından engellendiğini belirten bir açıklama yapıldı. Açıklamada CNR'ın daha önce Mersin'de düzenlediği fuarda görevlilerin yayın evi standında yer alan Halil İbrahim Ay'ın 4 kitap ile Yarattığımız Tanrı isimli kitabının kaldırılmasını istedikleri reddedilince yayın evinin CNR fuarına girmesinin engellendiğinin fuar yetkililerince beyan edildi ve sonrasında İstanbul'daki CNR Kitap Fuarı'nın yerleşim planında Siyah Beyaz'ın yerlerinin başka yayın evine kiralandığını görüldüğü ve tespit edildiği öğrenildi. Manisa Kitap Fuarı'nda son dakika milli eğitim engeli. 28 Eylül-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen ve ziyaretçilerinin çoğunu öğrencilerin oluşturduğu Manisa 2. Kitap Fuarı'na 2 gün kala İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün fuardan desteğini çekmesiyle ilgili ayrıntılar basına yansıdı. 5 müdürlüğün fuara öğrenci ve öğretmenleri taşıma organizasyonunu iptal ettiği, servisleri kaldırdığı ve öğretmen ve müdürlere cep mesajıyla öğrencileri fuara götürmemeleri talimatı vererek fuar ile öğrencilerin ilişkisini kestiği iddiaları basında yer aldı.
Aynı zamanda basında imza gününe gelecek bazı yazarlar yüzünden Manisa valisinin talimatıyla bu ani kararın alındığı ileri sürüldü. İstanbul Kitap Fuarı'nın Kırmızı Kedi yayın evi standına saldırı. 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın açılış töreni sırasında Kırmızı Kedi yayın evi standına 10 kişilik sivil bir grup saldırdı. O sırada kitabın imzalanmakta olan Sabahattin Önkibar'a yönelen grup "Bu kitabı neden yazdın?" diye kendisine bağırarak sözlü saldırıda bulunuldu. Yayın evinin çalışanları saldırıyı önlemeye çalışırken yaralandı. Yayın evi genel müdürü Haluk Hepkon daha önce ofislerine yine Önkibar'ı tehdit etmek amacıyla saldırıldığını hatırlatarak soruşturmaların ciddiyetle yürütülmesi ve saldırganların cezasız kalmamasını talep etti. Yekta Kopa'nın Aile Çay Bahçesi adlı kitabı cinsel içerikli ifadeler yer verildiği için toplatıldı. Dağıtımı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü Okuyorum projesi kapsamında kentteki edebiyat öğretmenlerinden oluşan bir komisyonun listelediği kitapların yazarlarının öğrencilerle buluşacağı etkinlikler planlandı. Projenin 2016 yazarları arasında Yekta Kopan'da Can Yayınları'ndan çıkan Aile Çay Bahçesi adlı romanları yer alıyordu. Öğrencilere etkinlik öncesi okumalar için ücretli olarak dağıtılan kitapları inceleyen bazı veliler kimi ifadeleri cinsel içerikli bularak şikayette bulundu. Kopan'ın öğrencilerle yapacağı imza günü iptal edildi. Ve Bolu Valiliği kitabın öğrencilere dağıtımından sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılması için idari soruşturma başlattı. Şırnak'ta Halk Kütüphanesi yakıldı. 25 Aralık 2015 tarihinde Şırnak'ta yürütülen bir operasyon sırasında bölgedeki Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi'nin de içinde bulunduğu binaya el yapımı bombalar patlatıldı. Patlamayla tüm binada yangın çıktı. O sırada etüt yapan ve kütüphanede bulunan 6 öğrenci ve personel yanarak hastaneye kaldırıldı. Gül Kitap Evi yakıldı, sahipleri yaralandı. Kırşehir'deki 32 yıllık kitapçı Gül Kitap Evi 8 Eylül 2015 günü terör eylemlerini protesto eden göstericiler tarafından yağmalanarak yakıldı. Evet sevgili dostlar, bu kadar örneğin yeterli olabileceğini düşünüyorum. Hiçbir bilgiyi bilmeden birilerine bilgimizi satmaya çalışıyoruz. Google'daki bu araştırma kültürünü doğru bulmuyorum. Daha derinlemesine araştırmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde yanlış bilgilerle insanları doldurup asıl o zaman galyana getirip asıl o zaman bazı kişilerin ellerine çanak tutup aklına çanak tutup onlara destek çıkarız.